Evet arkadaşlar merhabalar. 1 ay 25 gün sonra dün bir solo video çektim. Bugün de bir röportaj çekiyoruz. Bugün tarih atalım. 28 Ekim 2024 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş, misafirime geleceğim. Şimdi işte uyandım, güne başladım. Derken Asım arkadaştan bana mesaj geldi. Daha önce yazışmışız Asım Çelebi ile. Abi dedi, daha yeni böyle mahmurum, uyanmaya çalışıyorum. Abi dedi, böyle böyle ya, dertliyim Türkiye ile ilgili dedi, bazı konuşmam gerekiyor dedim. Allah Allah dedim, yani ben normal sohbet etmiyorum dedim. Dinlerim seni ama YouTube'da dinlerim dedim. Bunu dedim, public mi istersin, halka açık mı istersin, yoksa şey mi, başlıklar olarak mı? Yok abi dedi, artık dedi şeyim yok dedi, korkum yok dedi, halka açık olabilir dedi. İyi, tamam, güzel, kısmet yani. O an o olduysa demek ki kader bir şey istiyor. Ben de her şeyi bıraktım, ondan sonra işi gücü bıraktım. Asım dedim, demek ki çocuk dertli, dinlemek lazım yani, kimsesizlerin sesi olacaksın. Yani herkes ne derler, onun bunun sesi olabilir ama demek dedim, bir çocuk, bu gencin bir derdi var. En azından bir şey yapalım, tercüman olalım dedim. Ondan sonra bıraktım her şeyi, hemen geçtik. Zoom'u da varmış. Asım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Peki, Asım, kısaca bir tanıt kendini. Olur. 40 yaşındayım. Çorum doğumluyum. Yaklaşık 10 yıl Almanya'da kaldım. Emekli olunca babam temel dönüş yaptık. Ben Antalya'ya yerleştim. Manavgat'ta yaşıyorum. Oteller, ajantalar derken geçimimi bu şekilde sağladım. Anladım. Başka kardeş, mardeş, kız kardeş ve erkek Var. kardeş. İki abim bir ablam var. Onlar Çorum'da yaşıyorlar. Evliler. Çocukları hatta torunları var. Allah mutlu mesut etsin. Anladım. Şimdi ne diyecektim? Almanya'da mı doğdun? Yok. Yok, Çorum'da doğdum ben. 5 yaşındayken gittim. 14 gibi geri geldim. Temel dönüş yaptık ailece. Doğdun. Yani pardon, ben kaçırdım. Kaç yaşına gittin? 5. 5 yaşında gittin. Yani 9 sene kaldın. Aynen. Arkadaşlar bakın, genç adamın İngilizcesi var. Almancası var. Pardon, Almancası var, Ana dil. İngilizcesi var. Almancası var, ana dili gibi. Yazılım biliyor, bilgisayar biliyor ve Türkiye'de işsiz arkadaşlar. İşsiz. Şimdi aynı zamanda Kemalizm karşıtı. Asım arkadaşımız Kemalizm karşıtı. Tabii böyle olunca herhalde bunu anlıyorlar mı, ne yapıyorlar? Birçok iş yerinden çıkmak zorunda kalmış Asım. Evet, nedir iş şeyin, iş maceran? İş başarım şöyle. Ajantalarla başladım ben 2011'de. İsim vermek istemiyorum tabii ki. Verme, boş ver. Ajantalarla başladım. Şöyle, o zamanlar ben AK Partiliydim. Biraz yüksek sesle konuşalım. Ha, O yakını. dönemler ben AK Partiliydim. 2019'da hatta 2023'e kadar ben AK Parti'de üyeydim. Geleyim konuya. Sadece Sabah gazetesi okudum diye işten çıkarıldım ben. Oysa ben o gazeteyi o gün Ah Buyurun kupon veriyordu. Kuponda da Kur'an veriyordu. İsim Tamam, yazılı Kur'an açıklama veriyordu. yapmak zorunda değilsin. Sabah gazetesi okuyorum, bitti. Okuyorum. Sırf Ya. o nedenle dolayı işten çıkarıldım. 2015'te ilk kez. Ondan Anladım. sonra ben bir mimlendim mi? Baktım ki ajantalarda olmuyor. Zaten babam da 2016'da vefat etti. Önce bir Allah Çorum'a rahmet gittim. eylesin. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Anneciğine, babacığına. Heh. Sağ olasınız, teşekkür ettim. Çorum'dan dönüş yaptığımda tekrar Manavgat'a iş için. Çünkü Çorum'da ben iş bulamadım. Biraz Bulamazsın, evet. yabancı kaldım Çorum'a. Dilimi de kullandığım için aktif olarak. Dedim bari Manavgat'a geleyim. Otellerde çalışayım. 1-2 yıl çalışacaktım. Araya Covid girdi. Doğru, Covid'i unuttum. 2019'un Mart ayında araya Covid girdi. Mola verdi.
Zaten Biz ona ilk şey plandemi diyoruz. plan değil mi? Aynen doğru. Bu arada araya giriyorum. Hemen soruyorum, aşı oldun mu? Mecbur kaldım. Yoksa inanmıyordun, değil mi? Kesinlikle. Tamam. Ne oldun? Hangi aşı oldun? Kaç tane oldun? Beni direttiler. En azından bir tane ol dediler. Hangisini olmak istiyorsan ol dediler. Ben de dedim ki bari zorlanıyorum. Turkuak olayım dedim. İyi, bir Tek tane mi dolu oldu? aşı. Bir tane mi oldu? Tek dolu aşı oldum. Yani Tamam. sözde aşı. Aşı diyorum ama Tamam. ondan sonra ben de ah buyur abi. Hiç olmadığı hastalıklar türedi. Yani 37 yaşıma kadar ben sapasağlam adamken bir anda af buyur 45-50'lik bir insana döndüm. Hayda. Yorulmuyorum, yorulmuyorum, kemikler zayıf. Yani çok özür diliyorum. VC'de sıkıntı yaşıyorum. Dönemsel veya şey değil yani devamlı. Baş dönmeleri oluştu. 6 Allah. ay yürüyemedim, kaslarım eridi. Raporlu yürüyemedim yani ben. Otelde Allah Allah. çalışırken yürüyemedim. Dur. Arkadaşlar, hem de Türkovak değil mi? Bak, adı üzerinde Türkovak. Türkovak. Türkovak'ın E-Devlet'te ama arkadaşı. şeyim var. He? E-Devlet'te gösteriyorum yani He? kayıtlı. Kaydet onu. Çalmasına şikayet et abi. Arkadaşlar, adı Türkovak. Bak, genç adamı ne hale sokmuş. Bu ayrı bir konu tabii. Buraya geleceğiz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Dedin ki plandemiye geldik, Corona 2019. Buyur, dinliyorum. 2021'de biraz gevşetilmeye başlayınca, oteller açılmaya başlayınca ben en güzel otellere girmeye başladım. Çalışıyorum da, güzel de çalışıyorum. Ama nedense 6 aydan fazla çalışamıyorum. Bir yerde 2 ay, bir yerde 3 ay, bir yerde 4 ay. En fazla çalıştığım otel süresi 6 aydı. Ondan sonra 4 ay Bu kendimi bir sorguladım. senle mi ilgili, yoksa bunların işte sigorta ödemeyelim, tazminat ödemeyelim şeyiyle ilgili mi acaba? Herkese mi bu yapılıyor? Ne diyelim, tarzıyla ilgili mi acaba? Olabilir mi? Kendimi bir sorguladım. Dedim acaba ben mi hata yapıyorum? Ondan sonra bir araştırma yaptım. Bir site var, iş bulma sitesi. Bir bakıyorum ki her 2 ayda o oteller devamlı ilan veriyorlar. Tamam. Yani konu benimle de alakalı değil. Benimle de alakalı olan tarafı da var. Tamam. Ama şöyle bir şaibesi de var. Yani 2 ay doldurunca bunlar kadroya almak zorundalarmış. Anladım. 58. günden itibaren kadrolu sayılıyormuş. 12 ay çalışan oteller. Tamam. Tamam. Peki. Şimdi neyse, mesaj attın bana, dertlisin. O derdi bir anlat bakalım. Nedir derdin? Türkiye ile ilgili şikayetlerim var dedin. Artık dedin AK Partili değilim. Ne zamandan beri AK Partili değilsin? Geçen yıl seçimden bir ay Ne öncesine kadar oldu? yine aynı sıkıntıları yaşıyordum. Bu sağlık yüzünden çalışamaz oldum ben. Gittim AK Parti'ye defalarca. Manavgat AK Parti'ye. Hatta CİMER'e yazdım. Çorum AK Parti'ye yazdım. Ben Çorumluyum. Antalya merkeze yazdım. İlk kaydım orasıydı çünkü. Yardım istedim. Yani bana iş bulun dedim. Bana yani ne olsa yapacağım dedim. Hiç aldırış dahi edilmedi. Etmezler. Benden sonra bir bayan geldi mekana. Güzel bir Mekanı bayan. hemen bayan yani bana göre güzel. Her insan güzeldir. Ama yaşlı bir bayandı. Yani Ha. yaşlı derken benim yaşlarımdaydı. Sen Ona yaşlıysın az, bir genç izzet, bir adamsın. ikram. Ben 40 yaşındayım. Tamam. Sağ olsun, teşekkür ederim. Güzel. Bir izzet, bir ikram derken ona şey yapıldı. Yani ilgilenildi. Oysa ben 6 aydır, 2 yıldır devamlı yazıyorum. Kadınlara zaafı vardır, muhafazakarların, AKP'lilerin, işte MHP'lilerin, şeydir onlar. Gördün mü, gevşerler böyle. Böyle ağızlarını suyu akar. Ha, dinliyorum seni. Bu dediğine katılıyorum. 2018'de Çorum'da benim bir kafem vardı PlayStation üzerine. Yine seçim dönemiydi. Baktım bütün esnafları gezdiler. Bana gelen olmadı. Ya. Yahu dedim benim de mi ille hani kocaman bir dükkanım olması pardon Ne yaptın abi?
AKP ziyarete mi geldi? Ne oldu? Dur, ara veriyorum. Evet. Bir ara kesinti oldu arkadaşlar. Çorum'dasın. Dükkanın var. AK Partililer herkese gidiyor. Karılara gidiyor özellikle, affedersiniz. Ama sana gelmediler, değil mi? Buyur. Doğrudur. Bana gelmediler. Ben de özellikle artık gittim partiye. Şöyle kamerayı bir şey yapsana abi. Sana ortalasana. Buyur. Şimdi ben de gittim, dayanamadım. Dedim her seçimde herkese gidiyorsunuz. Özellikle büyük dükkanlara, alışverişlere, hani zengin dükkanlarına gidiyorsunuz. Benim dükkanım ufak, o yüzden mi gelmediniz diye sitem ettim. Oysa sizler bütün oyları bizden alıyorsunuz ama gidip onları ziyaret ediyorsunuz dedim. Hayır mı dedim, ne iş dedim. Cevap yok, bir şey yok. Öyle geçiştirdiler işte Allah büyüktür falandır filandır hayır olsun gibisinden şeylerle geçiştiriyorlar. Yani güzel Anladım. bir çirk işletiyorlar. Şimdi seçimden, 2018 seçimden bir ay önce dedin, değil mi? Bıraktın AK Parti'yi. Yok, bu 2023'teki seçimlerden önce Ha, bıraktım. sebep Yani neydi bir geçen daha gün. ben? Sebebi ne yapalım? Kafam tam gitti kaydı. Neydi sebep? Sebepler? Sebep şu. Yani AK Parti'ye devamlı yazıyorsun. Yardım istiyorsun veya öneride sunuyorsun. Veya diyorsun ki, hani diyorum ki beni de çağırın toplantılara. Ha. Benim de faydam olur belki. Beni de dinleyin. Hani eleştireyim. Ha. Eleştirmek hakkım. Ha. Çünkü yanlış yapıyorsun. Bunu benim sana söylemem gerekiyor. Çünkü dost acı söyler. Ha. Eğer sen beni dinlemiyorsan, dinlemek istemiyorsan demek ki senin aklında, kafanda başka şeyler var. Tabii. İhtiyacı yok sana. İplemiyor seni. Aynen. Ha. O Peki yüzden yani dedim bana ki mesaj hani bana da attın. ulaştırdı. Bana mesaj attığın gibi onları attığında benim gibi dönüyorlar mı sana? Dönen olmadı. Olmadı. Anladım. Anladım. Zaten Neyse. kızgınlığım burada. Hani herhangi bir insan da olabilirim. Yani illa da AK Partili olmam gerekmiyor. Yani. Sıradan bir insan da olabilirim ve yardıma ihtiyacım olabilir veya fikir sunabilirim. Ama hiçbir dönüş olmayınca, kale alınmayınca, "Ah buyurun sen de kimsin?" olunca mecburen ben de başladım istifam vermeye yani. Tamam. Ayrıntısı Peki. öyle başladı. Şimdi arkadaşlar, Asım arkadaşımız aynı zamanda Kemalizm karşıtı. Asım ne zaman Kemalizme uyandı? Abi açık konuşayım ben. Kemalizmi benim hocalarım, Almanya'daki hocalarım beni uyandırdı. Özellikle Mustafa Özkan, kendisini çok severim. Din görevlimizdi bizim Almanya'dayken, Augsburg'dayken. Beni bu yola teşvik etti. Ben o zamanlar Hürriyet okuyordum. Zaman gazetesini okuyordum Almanya'da. Ters yollardaymışım. Mustafa Özkan hocam, Hüseyin Çavuşoğlu hocalarım. Bunlar beni aldılar. Gerçekten beni doğru yola ittiler. Allah ikisinden de razı olsun. Daha önce Özellikle de ha. Ha, buyur. Pardon. Erbakan hocamızın vefatında ben tam bir olaya olan itirak edebildim ancak. Çünkü o zamana kadar bir de daha tam olarak şey değilmişim. Kanal D'yi izliyordum. Erbakan hocaya ben kızıyordum. İşte milyonu çaldı, şöyle yaptı, böyle yaptı. O yazılan çizilenlere hepsine inanıyordum. Kanal D ve türevlerinin, hani şu an Now'du falandı. Şöyle söyleyeyim. Cenaze namazında Erbakan Hoca'nın Kanal D böyle U'yu çizince, aha dedim, ne oluyoruz dedim. Yıllardır adama demediğini, sövmediğini, etmediğini bırakan medya bir anda şey oldu dedim. Orada biraz araştırdım ki ah ben ne yaptım dedim. Tam yola da o gün girdim. Ölümüne, Peki. 2009 yanılmıyorsam. Anladım. Peki Almanya'da bir insan nasıl Kamalist olur? Atatürkçü olur ya? Şöyle okullarda Türk sınıfına giderken öğretmenler Türkiye'den gönderiliyor. Of. Onlar da bize işte He, kötü. "Atam sen kalk ben yatam" gibi şeyler öğretince, şiirler, şarkılar, hani Evet. şimdiki çocuklara eğiliyorlar, putu öptürüyorlar falan ya, aynı şeyi bizlere de yaptılar.
İşte Yani ben Türkiye'den öğretmen kabul etmeyeceksin. Aynı şekilde Batı Trakya'ya da yapıyorlar bunu. Tekrar söylüyorum. Batı Trakya'ya imam gönderiyorlar. Evet, hatayı biz orada yapıyoruz abi. Buyur, dinliyorum seni. 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta bize ağlatıyorlardı. Ya Almanya'da. Allah'a tabii, yani ağlıyorduk. Öyle bir anlatıyorlardı ki Atatürk'ü milli kahraman, Süpermen, uçuyor kaçıyor, Yunan'ı yakalıyor, İsrail'i vuruyor, her şeyi yapıyor. Şimdi bunların hepsini bir araştırdı ki Allah, bu adam adam bile değilmiş yani. Buna adam diyenin aklına şaşayım. Ne diyeyim Evet. artık, bilemedim. Ama öyle bir anlatıyorlar ki yani Süpermen Anladım. Türkiye'yi Peki. kurdu. Tek başına kurtardı. Peki. Vay sen neymişsin? Peki Almanya'dasın. O sınıfta sana o Türkiye'den gönderilen o beyin yıkayan öğretmenler. Tamam. Sınıftan çıkıyorsun. Bir boşluk hissetmiyor musun? Mesela Alman arkadaşların tanımıyor o Süpermen'i, Atatürk'ü, Ataput'u. Ne diyorsun ona? O Tanımıyorlar. he. Tanımıyorlar ama buradakilerin söylediğine göre dünyanın lideri. Tamam. O seni kötü hissettirmiyor mu? Yani öğrencileri çıktın dışarı, Alman bir konu oldu. O Bismarck'tan bahsetti. Sen de dedin ki işte Kamal dedin. Mustafa Kamal dedin. Anlamadı kim olduğunu. Öğrenci, Alman öğrenci, Almanlar, Alman arkadaşların. Bu kötü hissettirmiyor mu kendini senin? Çok kötü hissettiriyor ama sana şunu da açıkça söyleyeyim abi. Lütfen. Almanlar Fatih Sultan Mehmet'i Atatürk'ten daha çok tanıyorlardı. Ya. Bak o dönemde. Şimdi nasıldır bilmiyorum. He? Çünkü geçen hafta ben bir Alman'ın ayağında Atatürk şeyi gördüm. Diğer ayağında da Allah günahını affetsin. Allah yazdırmış. Ama o zamanlar Almanlar Atatürk Türk'ü değil de hani dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet'i daha çok tanıyorlardı. Ya düşündüm yani arada yaklaşık 700-800 yıl zaman var. Yani onu tanıyıp da MK'yı tanımamak apayrı bir şeylik yani çılgınlık olsa gerek. Evet. Ama şöyle hani biz Türkler tanıttık Atatürk Atatürk diye diye son 20-30 yılda. Yine beceremedik, zorladık. Şimdi Alman dövme mi yaptırmış ayağını? Alman dövme yaptırmış ayağına, bir tarafta sağ Dur, ses gitti. ayağında yanılmıyorsam Atatürk'ün Ses şeyi gitti, dur. vardı, silüeti. Sol tarafa da çok net gördüm. Allah yarası var. Abi ne alakası var? Çok saçma bir durum. Duyabiliyor musun? Ha, şimdi geldi. Çok saçma bir durum. Ne alakası var? İşte o inandığından bildiğinden değil. Ben doğru mu Bildiğinden anladım? değil. O oradaki Türklerin onu yönlendirmesi. Peki tamam. Şimdi Asım, Almanya'da yaşadın. Almanya'da bu kadar çok Atapu heykeli var mı? Mesela onların Atatürk'ünün heykeli var mı? Bismarck'lar, okullarda resimler var mı? İşte andımız var mı? Okula girerken marş okuyor musunuz? Şimdi şöyle Türk sınıflarında genelde İstiklal Marşı'nın yanında Atatürk'ün de bir resmi olurdu. Ama o Abi putu yoktu. boş ver Türk sınıflarını, lanet Put olası. Almanya'da yasaktı. Heh. Alman sınıflarından bahset. Ama Almanların kendi sınıflarında ise sadece o inandıkları şu haç yok mu? Aç Sadece o var. vardır. Hiçbir He. Bismarck olsun, ne bileyim diğer şeyler olsun hiçbirisi yoktu. Büst Tamam. yoktur, put yoktur. Okullarda put yoktur. Sadece sınıflarda o haç vardır. O da şimdi kalkmıştır muhtemelen. Çünkü Almanya gittikçe şeyden çıkıyor, Hristiyanlıktan çıkıyor. Hristiyanlıktan çıkıyor. Girerken andımız mandımız marş okunuyor mu çocuklar okula girerken? Yok. Yok. Peki. Tamam. Yok, o işkenceyi çekmedik. Tamam. Hızlı hızlı gidiyoruz. Şimdi bu 5816 sayılı kanunla ilgili, Mustafa Kemal'i milletten koruma kanunla ilgili kısaca ne düşünüyorsun? Yani şunu söyleyeyim, bir insanın korunma ihtiyacı duyuluyorsa zaten o kahraman olamaz, bu bir sahte Evet. kahramandır. Ha. İkincisi, eğer korunacak birisi varsa bu da benim peygamberimdir.
Yani ben Atatürk'e niye küfür edeyim? Meğer gerçekten ülkeyi kurmuş olsaydı, kurtarmış olsaydı ben ona niye küfür edeyim? Deli miyim? Yani doğru muyum? Bir Peki. insan Türk de ve ülkeye faydası olan birine kimse küfür etmez, kimse hakaret etmez. Ama ben onu adamdan saymıyorsam demek ki başka sıkıntılar var ki bunları konuşuyoruz. Yani ben onun Peki. kesinlikle bir kahraman olduğunu düşünmüyorum. İhanettir. Peki. Dindar birisin. Elhamdülillah. Dindar olduğun için mi Mustafa Kamal'a karşısın? Yani Mustafa Kamal dindar olsaydı ona karşı olmaz mıydın? Şimdi dindar olsaydı zaten bu kadar kendisine şey olmazdı. O 58-16 ile bir kere korunmazdı. Ama sorunun cevabı şu. Ben hayır, dindar olmazsaydı da Mustafa Kemal'e karşı olurdum. Neden? Çünkü bir gecede dini değiştiren, hilafeti kaldıran bir insan zaten Müslüman olamaz. Peki şöyle tekrar sordum, sohbette sordum. Dindar ama bir gecede harflerimizi değiştirdi Osmanlıcayı. Harfleri değiştirdi. O zaman yine kabul eder miydin? Hayır. Peki. Etmem. Dedelerimizi astı ama dindar. AKP gibi. Eder Etmem. miydin? Etmem. Peki, tamam. Şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Dedin ki Ahmet Anapal'ı izliyordum. Sonra İzliyordum, bıraktım dedin. seviyordum. Alayım görüşlerini. Şimdi belli bir döneme kadar ben Ahmet abiyi, o zamanlar kendisine abi derdim. Benden yaşça da büyük zaten. Severdim, izlerdim. Ama ben bir ara onun ortadan kaybolduğunu hissettim. Ondan sonra ben tek canlı yayınlara, YouTube'a falan çıkmaya başladıktan sonra hatta ağzı yanılmıyorsam biraz peltekleşmiş. Aa, bir dakika, Acaba diyorum konuşamıyor. ortadan kayboldu derken kaçırıldı mı? Tahminimce öyle bir şey oldu. İşkence mi Bilmiyorum. Tahminim. gördü? İşkence mi Bence. gördü? Hii. Bence. Düşüncem o yönde. Yani bu araz mı kaldı ağzında? Yani konuşurken bir pertekleşme olmuş şu tarafında. Özellikle sol alt dudağında olsa gerek. Şimdi hatırlayamıyorum. Konuşurken böyle hani Rocky Balboa gibi konuşuyor. Yani Rocky Balboa'yı bilenler için konuşuyorum. Tamam, biliyorum. Ondan sonraki zaten görüşleri 360 derece değişmiş. Yani Atatürk için, Mustafa Kemal için, Atatürk demeyin ben ona. Türk değildi Evet. sonuçta. Atamla değil açıkçası. Tamam. Ama kibar oluyorum. Şöyle söyleyeyim. O zamanlar o güdelemeleri yapmazdı. Gerçekleri anlatırdı. Ama sonraki yayınlara bakıyorum ki bir güzellemeler yapıyor. Yani fikri biraz değişmiş ya da değiştirilmiş. Bir fark var. O günden beri de kesinlikle istemiyorum. Ben hiç bilmeden sadece dedim ki şey yaparak silah mı dayandı falan dedim, tamam mı? Ama sen şimdi farklı bir şey söylüyorsun. Ortadan kayboldu. Acaba kaçırıldı mı ve işkence mi gördü ve ağzının burası işte yamuk duruyor falan dedim. İlginç, ilginç. Peki. Peki. Var mı eklemek istediğin Anapol'a ile ilgili? Vallahi bir an önce aslına dönerse iyi olur, sevinirim. Peki. Tamam. Bir ara Kazım Yurdakul'la şey yapmışsın, kavga etmişsin. Onu anlatır mısın? Şöyle bir programını izledim ben onun YouTube'da. Facebook'tan da arkadaş olarak da ekledim. Yani anlattıkları şeyler güzeldi, hoşuma da gitti. Böyle milliyetçi, tam Türk vatanseverliği insanı gibi. Ondan sonra bir programını daha izledim ki bir başladı. Yani şöyle söyleyeyim. 10 tane doğrunun yanına 6 tane de yalan şey yaptı, kattı. Yani Atatürk şöyle, Atatürk böyle, Atatürk şöyle. Ya arkadaş, sen anlattıkların yalan olduğunu herkes biliyor. Sen de biliyorsun, ben de biliyoruz. Bu güzellemeleri sen niye yapıyorsun? Geçtim Facebook'ta. Kitabını alacaktım ama dedim. Yayını izledim, vazgeçtim dedim. Sordu neden? Çünkü dedim şu programında her şeyi açık açık konuştuk diye yazmışsın dedim. O programı izledim dedim. Ama o programda katiyen açık açık hiçbir şey konuşamazdınız. Çünkü 58-16'ya takılırdınız dedim.
Yok dedi, biz 58-16'ya rağmen de yine konuştuk dedi. Dedim mümkün değil, zaten videonun da bir kısmını da izledim zaten dedim. Beni yordun baydın, şey yapmadım dedim. Kitabını alacaktım dedim. Kusura bakma, almaktan vazgeçtim dedim. Orada ben artık küfürleri, hakaretleri yedim. Bu sosyal ortamda sözlü olarak, yani kayıtlı olarak, kayıtları da duruyor ama ben de tabii ki yasa gereği açıklayamıyorum. Kendimi savunmak Tamam. için ben de duruyor. Ha. Ne tür küfürler etti? Açıklayabilirsin burada. Küfürden daha ziyade, yani tamam arada küfür de var. Onları geçtim. Hani bazı şeyler, bazı hakaretler küfürden daha ağırdır. Mesela beni FETÖ'cü olmakla suçladı. Orasını da geçtim. Ondan sonra çevirdi. Bu sefer beni Kemalist olmakla suçladı. Ne Onunla alakası var? geçtim. Hmm, Onunla saçmalamış. geçtim. Atatürk'e o kadar metiyeler dizdi. Bu sefer bana dedi putperestsin dedi. Yani kafa tam bir, yani rakı Saçmalamış. havasındaydı herhalde. Saçmalamış. Saçmalamış. Evet. Şimdi Asım arkadaşımız Galatasaray ile ilgili bir tespiti var. Ben de Galatasaraylıyım ama fanatik değilim. Artık bıraktım o işi. Onunla ilgili konuşmak istiyor. Onu Galatasaray'ın bayrağını işte Roma bayrağıyla aynı diyor falan. Buyur, dinliyorum seni. Şimdi renkler bir kere Roma, Doğu Roma, Germen Doğu Roma ile aynı renkler seçilmiş ve yine Roma takımı da neredeyse aynı renklere sahip. İtalya'daki logosu İsviçre veya Avusturya kilisesinden alıntı. Yani o GS amblemi alıntı. Bunun dışında mor rengi kullandı bir ara, Vatikan'ın simgesi olan bir renk Aa, mor. 2011'de. Mor hatırlıyorum, kullandı, evet. Onun dışında o logosu şu şekli, Haçlıların logosu şeyidir, kalkanıdır. Of. Ağır kelimeler biraz araştırdım. Evet. Sayfamda yayınlamıştım. Bunları ben kendimce kanıtlarım. Ne kadar kanıt olarak geçer bilemem. Tamam. Ama bir de şu var ki, o Galatasaray her zaman masonlukla anılan bir takım. Evet. Özellikle lisesi vardır. Yani Evet. o liseyi geçemeyenler başkan olamaz. Onların çoğu Robert Koleji'nde okumuşlardır. Yani hepsinin birbirine bağlayınca maalesef ben Galatasaray'ı Türkiye amacına değil de, hani Türkiye'yi kullanıyor ama daha çok Doğu Roma'ya, şu anda İstanbul'un da ben işgal altında olduğunu düşünerekten, yani artı iki katıyorum Galatasaray'a. Çünkü renkleri tutuyor, şeyleri tutuyor. Bir de neden Galatasaray? Neden Galata? Galatalılar kimdi? Yani Anladım. bunların hepsini bir araya getiriyorum. Hani şu an elimde veri gösteremiyorum. Gösteremediğim için çok şey yapamıyorum. Ama ben %100 eminim ki Galatasaray Doğu Roma takımının bir temsilcisidir. Peki Veya Fenerbahçe kurulmak istenen söyle, tamamla. Doğu Roma, yani İstanbul'u tekrar işgal edip, hani o nedir, bir şey vardı, Ekümenik. ekümenlik, çok yaşa. Yani oradan da bir bağlantı daha kurarak, yani artık iş içinden çığırından çıktığını düşünüyorum. Tamam, peki. Şimdi buyur. Bir ekleme daha yapmak istiyorum abi. Galatasaray'da bu kadar Fethullahçı kişilerin olması da bir tesadüf değil. Onu Yani hepsi soracaktım. birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Onu soracaktım. Peki Fenerbahçe Beşiktaş için ne diyorsun? Kısaca bir dakika var. Beşiktaş'ın ben Osmanlı takımı olduğunu düşünerekten Beşiktaşlı oldum. Fenerbahçe'ye de çok ilgim yok. Yani onun da biraz İngiltere'ye yönelik bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani elimde kanıtım olmadığı için pek bir şey diyemiyorum ama düşüncem bu yönde. Peki. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı abi? Şunu unuttun diyeceğin. Dur, Abi şimdi bu arada bir saniye. Evet arkadaşlar, tarihi tekrar atayım. 28 Ekim 2024 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş, misafirim, konuğum Asım Çelebi. Evet, eklemek istediğim bir şey var mı? abi benim canımı en çok yakan, bir Müslümana gidip de yardım istendiğinde Allah versin, Allah büyük,
ne bileyim Allah sonuna hayrettin gibi kelimeler duymak benim hakikaten canımı yakıyor. Çünkü beni sana zaten